Herkese merhaba. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Spor Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda 38. haftanın açılış karşılaşmalarında Antalya Spor'la Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu videoda bu karşılaşmayı değerlendireceğiz ve maç bir bir berabere bitti. Galatasaray için sezon öyle ya da böyle acı bir şekilde tamamlandı diyebiliriz. Sarı kırmızılı takım Buradan aldığı bir puanla 52 puana yükseldi. Ve 38 haftada 52 puan oldukça düşük. Fraport Antalyaspor'a Spor'a bakacak olursak 58 olan puanını 59'a yükselttiğini görüyoruz. Avrupa Kupalarına katılma hedefi vardı aslına bakarsanız Antalya Spor'un. Matematiksel olarak bunu zorlamak istediler ama çok iyi oynadıklarını düşünmüyorum. Hatta son haftalardaki oynadıkları maçları göz önünde bulundurursak bu karşılaşmada oldukça etkisiz ve tutuklardı. Ama buna rağmen e, seyirci desteğiyle Galatasaray karşısından bir puan almayı başardı. Nuri Şahin'in öğrencileri ve rekorla bitirdiler. 16 maçlık yenilmezlik serisi müthiş bir oran. Aynı zamanda ligin ikinci yarısında Süper Lig'in dört büyüğüne yenilmediler. Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldılar. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını 1-1 tamamladı Antalya Spor ve Trabzonspor'la da 2-2 berabere kaldı. Hatta Medipol Başakşehir'i de hesaba katarsak şampiyon olan kulüpler arasında onu da deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı. Ev sahibi Antalya Spor. Galatasaray açısındansa tabii ki geniş sezon değerlendirmesi yapılabilir ama bu maç özelinde şunu söyleyeyim. Zaman zaman tempoyu yükselttiler. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği bir karşılaşma oldu ama Galatasaray'ın yine iyi oynadığını söyleyemeyiz. Yani Adana Demirspor maçı bundan 4 gün önce oynanan o karşılaşmada daha etkili, daha istekliydi Galatasaray. Bilmiyorum belki de taraftar baskısından oyuncular çekindiğinden dolayı daha iyi oynamış olabilirler. Bu karşılaşmada Galatasaray'ı da çok beğendiğimi söyleyemem. Peki geçelim. E, istatistiklere şöyle bir bakalım. E, Antalya Spor'un toplam 14 şutu var. Bunlardan 3 tanesi isabetli. Biri gol oldu. İkisini de mustere çıkardı. Az sonra pozisyonlarda anlatacağım. Galatasaray'ınsa 13 isabetli. E, özür dilerim. 13 şutu var. 3 tanesi isabetli. Toplu oynama oranında Galatasaray'ın %59'a %41'lik bir üstünlüğü söz konusu. Bunun dışında pas sayısında da yine Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılı takım 471 pas yaparken Antalya Spor 335 pasta kaldı. Ee, bir de ilk 11'lere bakalım. Ee, Galatasaray'ın ilk 11'inde açıkçası e, orta saha biraz tartışılabilir. Çünkü daha önceki haftalardan biraz farklı bir kurguyla sahaya çıktı Torrent'in öğrencileri. 4-3-1-2 sistem bu. Üçlü orta sahada Berkan sol kanatta, sol tarafta Tayland sağ taraftaydı ortada ise Pulgar vardı onun önünde Halil Dervişoğlu ve Forvet'te de Ryan Babel Gomis ikilisi yer aldı ama Gomis'i çok etkisiz bulduğum gibi yine Babel'i de çok etkili görmediğimi belirtmek istiyorum. Babel zaman zaman sol taraftan sağ tarafa geldi. Zaman zaman 10 numara bölgesine geldi. Ama etkisiz olan isimlerden biriydi. Berkan Kutlu ise Adana Demirspor maçına nazaran yine etkisiz oyunculardan biriydi. Taylan'ın da zaten Galatasaray'da neden oynadığını açıkçası çok anlayamıyorum. Saşa Boy özellikle yaptığı önemli müdahalelerle bence Galatasaray takımında ayakta kalan oyunculardan biriydi. Antalya Spor'a bakacak olursak ileri hatta sağ tarafta Alesandro dayu sol tarafta Doğukan'ı gördük. Bu iki oyuncu da Nuri Şahinle beraber performansı yükselen e, oyuncular. 10 numara bölgesinde Ru Luis Adriano vardı ama daha önceki karşılaşmalara göre biraz etkisizdi. Hacı Wright'ın da yine çok iyi bir karşılaşma çıkardığını düşünmüyorum her ne kadar e, golün asistini yapmış olsa bile. Peki şimdi Galatasaray'da konuşulması gereken iki isim. Biri Mordusan, diğeri de Arda Turan. Kadroda yoklar. Ne ilk 11'de ne yedekler arasında. Peki neden? Tamam Arda Turan'ı adını anlayabilirim. Morutsan neden yok? O kadar yatırım yapılmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Sezon başına gençleşme operasyonuyla kadroya katılan isimlerden biriydi. Morutsan peki neden son haftalarda tercih edilmiyor? Bunu çok anlayabilmiş değilim. Bunun dışında oyuna giren çıkan oyunculara da şöyle bir bakalım. Galatasaray'da 68. dakikada Kerem Muhammed ikilisi oyuna girdi. Gomis Babel kenarı geldi. Kerem ve Muhammed oyuna girdikten sonra Galatasaray ileri uçta biraz daha hareketlendi diyebilirim. Üçüncü e, bölgede daha iyi oynayan bir takım gördüm. Bunun dışında 75. dakikada Çıkıldağ Taylan ve 90. dakikada da Barış Alper Halil değişikliği yaşandı. Antalya Spor'da ise 64. dakika Hakan Gaşa oyuna girdi. Endao ve Freddy kenarı gel geldi. 85. dakikada Naldo ve Sinan Gümüş ikilisi oyuna girdi. Kudriya Kudryashov'la Doğukan kenarı geldi ve son bölümde 88. dakikada da Luis Adriano yerini Gökdenize bıraktı. Antalyaspor'un sonradan oyuna giren oyuncuları çok etkili olmadı ama Galatasaray'da dediğim gibi Kerem ve Muhammed ikilisi oldukça hareket kattılar. Zaten e, az sonra golü de anlatacağım. Kerem ve Muhammed işbirliğiyle geldi sarı-kırmızı takımın golü. Geçelim pozisyonlara. 9. dakika orta sahada kaptırılan top Alessandro Hacirayt'a yuvarladı. Geriden çıktı topu aldı. Karşı karşıya kaldı. Mustera başarılı ama savunmanın burada ciddi hatası olduğunu söyleyelim. Gerçekten Hacirayt 7-8 metre geriden gelip e, defans oyuncusuyla kaleci arasına girmeyi başardı. Ancak e, Muslera bu topu çıkardı. 21. dakika Berkan'ın golü var. Van sol taraftan çevirdi. Berkan golü attı ama offside gerekçesiyle bu gol iptal. Pozisyonun başlangıcında Van Aanholt'un offside'de olduğunu belirtelim. 30. dakika. Bünyamin çevirdi. Ceza sahasında karanboş. Son olarak Hacırayt topukla denedi. Mustera yine burada başarılıydı. 45. dakika. Aynı zamanda Antalya Spor'un gol dakikası. Güray Hacırayt'ın önüne yuvarladı. Çalımlarla son çizgiye indi. Çevirdi. Nelson'a çarpan top. Kale çizgisinde son olarak Alessand daha dokundu. 1-0 öne geçti ama... Gol öncesinde Hacı Wright'ın topu dışarıdan çevirdiğine dair Galatasaraylı oyuncuların ciddi itirazı vardı. Varda Özgür Yankaya pozisyonun temiz olduğunu Yasin Kol'a iletti ve gol geçerlilik kazandı. Ama sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar açıkçası kafa karıştırıcı. Yani topun dışarıdan çevrildiğine dair çok net fotoğraflar var. Bilmiyorum e, hakemler e, nasıl yorumlayacaklar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Devam edelim. 59. dakika Nelson bir kanat oyuncusu gibi getirdi topu. Gomis'e çevirdi. Ceza sahası içinde Gomis Halil'in önüne yuvarladı. Halil aldı vurdu ve çok çok az farkla top uta gitti. Gol dakikası 76 Kerem'den Halil'e. E, onun çevirdiği top Muhammed golü attı ve 1-1. Öncesinde faul itirazı yaptı Antalya Spor ama bu itiraz karşılık bulmadı yine Özgür Yankaya devreye girdi ve golün temiz olduğunu söyledi. Ben de açıkçası temiz bir gol olarak değerlendiriyorum. Devam edelim pozisyonlara. 84. dakika kornerde ön direğe hareketlenen Berkan kafayı vurdu. Az farklı avuta gitti. 88'de korner paslaşarak kullanıldı. Van Aanholt uzaktan vurdu. Bofen dönen top çıkıldı. Ao, kafayla tamamlamak istedi. Ancak avuta gitti. Şimdi maçı izlerken 71. dakikada yayıncı kuruluş bir istatistik paylaştı. Galatasaray 71. dakikaya kadar toplamda 11 orta yapmış ve sadece bir tanesi isabet. İşte bu Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu özeti. Çok net bunu söyleyelim. Peki tamamlıyoruz. Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanını yine burada Sinan Aydın'lı YouTube kanalında yaşamayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>